Dostum inanılmaz bir cehaleti sizlere paylaşacağım. Kendini de süper zeka ilan eden bir model ne yazık ki. Ne yazık ki diyorum. Çünkü acayip bir sendrom gerçekten. İşte neymiş? Her canlıyı sudan yarattık ayeti. Geçersizmiş haşa. Çünkü işte balık su değil. O şey su haşiko, insan haşiko değil, balık haşiko değil. İşte karbondur falandır fistandır. Yani gerçekten koyu bir cehalet. Bununla alakalı bir münazara gerçekleşti. Olan şey vardır. Bunda sorun yok ama olan bir şey var olan gözümüz önünde gerçeği de geçersiz kılmaz, kılamaz. Kıt gaflet gerçekten. Sonu işte tam bir rezalet. Kendi ve tüm canlıların takip edebildiği başlangıç noktasını sudan ayır bakalım. Kendini ve tüm canlıların takip edebildiği başka bir nokta suda ayır bakalım. Zerre sıvı, su veya değişmiş su kullanmadan bir canlı bildiğini sandığın yerde doğrudan veya bilgi eksikliğinden doğan körlüğün kurbanı kara cahil olduğunu haliyle anlamazsın bile. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Yani burada sudan hiçbir canlı ayıramıyorsun. Sudan gözümüz önünde oluşuyor. Su İşte suların çeşitli şekillere dönüşmesi bu onun su olmadığını göstermez. Bakalım bu süper zeka nasıl sürdürüyor konuyu. Sayın Mesih Mehdi Hazretleri suyun denizin içinde oluşmakla suda oluşmak aynı şey deyip bize aydınlattınız. Allah razı olsun demiş. Süper zekasıyla kendi asıl alay rezil halde gülünecek halde olduğunu anlamaktan aciz halde sırt yani eğlendiğini sanıyor. Senin kafanın içine etrafı bağlansa aydınlanır mı? Meçhul. Yani aydınlık, onun aydınlık tanımına üzerinden gittim. Ama suda oluşum ondan nasiplendiğini ancak onunla olabileceğini kanıtlar zaten. Ondan nasiplendiğini ancak onunla olabildiğini kanıtlar. Kendi kıt kafanın kendini çürüttüğünü bilmemen ne acı. Mesela herhangi bir canlı göster ve suda bağımsız hayatlar başlayıp devam edebilsin. Ey kıt, kemiğin kendisi suyun değişimidir. Yumuşak toprağın sert mermere dönüşmesi gibi. Kemiğin kendisi her şeyi Allah işte sebepler üzerine yaratıyor. Bir ağacı meyve veriyor. O meyve, o ağaç topraktan çıkıyor. Bin bir güzellik veriyor ve o işte suyu emiyor. Toprakla beraber Allah'ın takdiriyle oluşuyor. Ve Allah ona gereken özelliği bahşediyor. İnsanı da sudan yaratıldığı gözümüz önünde aşikar değil mi? İşte canlıların nasıl yumurtaları, şeyleri hepsinin suyun kendisi ya yani suyun değişmesi, katılaşması ya da zeytini örnek verip dönüşmesi, oradan yağ çıkması bu su olmadığı anlamına gelmez ki. Yani insan burada başka faktörlerin araya girmesi o ana faktörü geçersiz kılmaz ki. Yani bunu dahi anlamaktan aciz bir kafa bilgelik tasıyor. Bir boy boy paylaşımlar yapıyor utanmadan. Aydınlığı ne zannediyorsa onun aydınlık anlayışından biz alemlerin Rabbi Rahman'a sığınırız tabii ki. Hayatta başlama ve hayatı devam ettirme için suya ihtiyaç duyma ile sudan yaratılmaya aynı diyen Sayın Mehdi siz olmasanız halimiz nice olurdu. Allah razı olsun. Keza kendince hala sürdürüyor. Asıl nasıl kıt halde olduğunu anlamaktan aciz. Hayatı başlama ve hayatı devam ettirme için suya ihtiyaç duyma ile sudan yaratılmayı. Bunun yani suyun ana varlığın şey olduğunu, özü olduğu artık kendisi söylüyor. İşte Mars'ta su bulundu. Oley, o zaman hayat var. Su hayattır naraları atılıyor. Demek ki yaşam onun üzerine kuruluyorsa bakıyorsun bir su belirtisi var. Hemen oralarda bir yerleşim görünüyor. Su olmayan yerde yerleşim. Niye? Burada yaşamın kendisi yani bu insan canlı sıvı dediğimiz meni dediğimizde suyun kendisidir zaten. Yumurtalar bunlar hepsi suyun kendisidir ve ayrıca ondan oluşması da onun ayrıca evet onunla yaratıldığı onunla beraber başka bir faktör devreye girse dahi onunla beraber gerçekleştiğini gösterir. Yani bunu hala sürdürüyor anlamadan ve bunu kendi zekası Allah'a tümüyle ihanet içinde olan süper zekasıyla devam ediyor. Keza ağaç meyveler ve meyveler de suyun ve toprağın değişimi aziz yaratan eşsiz kudreti lütfudur ve bunu karşısında hiçbir kitabın boş lakırdığının ayakta kalamadığı Kur'an-ı Azim ile kanıtlar ne yücesin ya Rahman.
İnsanın misali %18'i karbondur. O olmazsa insan olmaz ama o olsun. Sudan yaratılmış olduğumuz cümse geçiyle aydınlattınız bizi. Sizin herhangi bir bilgiyi Allah dilerse keşif etmeniz. Bakın bu bu kendini bir şeye nispet eden, işte biz bilgiye dayalıyız, biz böyle süper zekayız diyenlerin, bakın şu tuzaklarına sakın sakın ha düşmeyin. Sakın düşmeyin. Yani nedir o tuzak? Bu insanlar işte bir takım bilgiler oluşturuyorlar. Bu bilgiler dahilinde sizin herhangi bir bilgiyi Allah dilerse keşfetmeniz, var olan gerçeği değiştirmediğini anlamayacak kadar kıt olmanız adınıza büyük bir utanç. Var olan gerçeği asla ve katla değiştiremez. Allah'ın belirlediği isim ve bilgiler mutlak doğruyu. Gerisi kendi kendine yalanlama yarışında tamadır. Bakın Allah'ın belirlemiş olduğu mutlak bilgi, mutlak hakikat, gerisi kendi kendini yalanlama yarışında bir tamtamadır. Boş bir lakırtıdır. Bugün bilimin üzerine kurulmuş olduğu çizgi nedir? Bir öncekini ben daha iyisi nasıl bulurum? Hatta nasıl onu yalanlarım noktasında. Çünkü nice defa çok 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 böyle fenomenler üzerinde dahi büyük yanılgılar gerçekleşti. Fenomenler üzerinden bahsediyoruz. Bunlar zaman içerisinde büyük kuramlarda dahi bu şeyler, yanılgılar. Artık bu konunu kendi içinde acaba en güvendikleri dahi acaba bunu bir yanıldığımız bir yer var mı ve bu konu farklı bir sonuca bizi götürür mü? Çünkü gerçekten Allah kuşatmıştır her şeyi ve insanların algı üzerinden Allah öyle onlara hükmeder ki, mesela biz böyle bir makine bulduk bilmem milyarlarca yıl öncesine gidiyor. Orada anlamadıkları yerde bir hesap hatasını Allah bir işlem aralarına sokar. Onlar bambaşka. Onu bin, o milyar görür. Biri trilyon görür. Yani bu algılar üzerinde de, hesaplar üzerinde de, işte bir takım, mesela adam büyük kemiğin şu özelliğinden dolayı şu yaşta olabilir en fazla diyor. Mesela örnek veriyorum, üzerine bir bilinenden öte bir yağış gelmiştir, bir hal yaşamıştır, bir atmosfer oluşmuştur. Örnek veriyorum, o bu böyle zannedilmesi süreci başlamıştır. Bu yüzden de kendisinin gördüğü dahi yoruma bağlı olarak değişkenlik gösteriyorsa, işte böyle kafalı meseleler üzerinde bir takım isimlerle işte biz şunu geçersiz kıldık, bunu geçersiz kıldık demek, bu çok çok yani olabilecek en ucuz şeytan oyunlarındandır. Sakın buna kalmayın ve buna ne yazık ki çok insan kanıyor. Sizin herhangi bir bilgiyi Allah dilerse keşfetmeniz, var olan gerçeği değiştirmediğini anlamayacak kadar kıt olmanız adınıza büyük bir utanç. Allah'ın belirlediği isim ve bilgiler mutlak doğruyu, gerisi kendi kendini yalanlama yarışta tamtamadır. Doğruya uyumlu olana eyvallah. Gerisi ancak şeytanın algısını çevirip kendisine köle ettiği, ancak ateş karşılığı uşak yaptığı siz anlamaz imansızların sorunu. Doğruyla uyumlu olana eyvallah. Onlar ne derdimiz olacak ki? Şeytanın algısını çevirici. Gerisi şeytan algısını çevirip kendisine köle ettiği. Dikkat edin. Ateş karşılığını uşak yaptığı siz anlamaz imansızların sorunu. Hüküm ve övgü ancak Allah'ındır. İçi boş ve kurutlanmış ceviz geldi aklıma. Seni okurken hala sürdürüyordu. Hiçbir yani kendisine kadar rezaletin ortaya koyanı. Tabii ki de iman dediğimiz, samimiyet dediğimiz duruştur, bir akıldır. Gerçekten herkes bunu üstlenemez. Bu zaten bunun karşılığında cennet dediğimiz, ebedi güzellik dediğimiz, samimiyetin içerisinde cehennem dediğimiz, ihanetin, küfrün, boş inadın içerisine yerleştirilmiştir. Güzel, tamamen kurumuşluktan ona bir şeyler damladı bilgisi. Kurtlu da olsa müjde sayılır belki de. Kininde gebersen de kitap hak ve her türevin şeytan artığı batılı elhamdülillah ezer. Tabii ki de hak eden hak et, cevap vermek hakikatin üzerine düşendir. Biraz bilimden sana da zarar gelmez. Oku yaratan Allah'ın adıyla gene alaya almış. Asıl alaya alınanın ta kendisi olduğunu anlamaktan aciz kıt haliyle. Karbon bilinen her biyolojik molekülün belirgin midir? Dünyadaki yaşam karbona dayanır. Çünkü her karbon atomu eş zamanlı olarak 4 farklı atomla bağ kurabilir. Bu nitelik karbonunda DNA, protein gibi yaşam için elzem olan bazı moleküllerin uzun zincirin oluşabilmesi açısından uygun kılar. Bakalım bu süper zekaya
Allah'ın takdirle Mesih devam cevapta neler söylemiş. Karbon çabuk la alakalı. Yani o karbonu bizim konumuz, onu yalanladık, bunu yalanladık değil, var olan bir şey. Dersin ki ya bunu da bu da söylenebilir mi? Bu da bunun içerisine dahil edilebilir mi? Biz böyle bir bilgi keşfettik. Onun dahi nice önünü arkasındaki sebepleri anladım dediğin yerde dahi bir sürü başka sebepler devreye girmiş olabilir. Onu da bu şekilde diyebilirsin, bir sorun olmaz. Bu da yine hani kendileri neye dayanıyorlar, ne yapıyorlar, hesaplarına hangi akıl yukarıda işte söylendiği gibi az önce koyduğun ve hu diye kimin hangi maksatla hangi akıl ile tespit ettiği şeyleri bilgi bilim diye mal bulmuş mağruri gibi koşturup salatanı servis etmeni anlıyorum. Ama kurtuluş salatanızda tıpkı esir düştüğünüz şeytanın bozuk zihniniz gibi sizin olsun. Yani sen büyük bir şey buldum. Oley ben bir büyük başarı buldum. Böyle böyle şu isimler adı altında işte bizim hangi akıl, hangi bilim, hangi analiz neyle dayanır belli olmadan bir takım işte kendisi gibi ya da daha azgın kişilerce ortaya atılmış şunu geçersiz kılacak şeyleri buldum. Oho, bu zekadır. Yani kelepir bulmuş bir şey gibi, bir fırsatçı gibi. Bu tabii ki de bir insan zordaysa imanlı o malın ederinden aşağı değil, ederini mutlaka verir. İnsanlara da zor durumdan faydalanmak değil, onlara yardım etmenin gayesi olur. İman da zaten budur. Yani imansızlar da oh fırsat buldum adam can ne ezilirse ezilsin bana ne büzülürse büzülsün mekanıma bakarım diyen de işte onlar az kazancı ebedi yaşama tercih eden cahiller sürüsüdür. Bu insanlar da işte bu şekilde kendileri gibi ya da onlardan daha azgın bir takım insanlar kapalı kapılar ardında işte güya şunu yaptık, bunu yaptık, şunu çözdük, bunu ettik, bunu güttük, işte şu ismi koyduk, şunu yaptık, o zaman şunlar geçersiz. Şeytanın bu kadar ucuz oyununa ancak siz imanın ne olduğunu bilmez, bunu kalbinde yaşamamış hayatın kendisinin ta kendisi olan İslam, yani bizim bütün Rabbimizin bize öğrettiği her şey hayatta karşılığı vardır. Hayatın ta kendisi olan İslam'ın ne olduğunu anlamamış, imandan nasiplenmemiş gafiller sürüsü buna atlar. Buna da sevinir. Hey o bulduk işte yaşasın diye. Ama biz anlayanlar elbette ki bundan elhamdülillah uzağız. Şurayı tekrar okuyalım. Yukarıda işte söylendiği gibi hangi koyduğun ve hu diye kimin hangi maksatla hangi akılla tespit ettiği şeyleri bilgi bilim diye mal bulmuş mağruru gibi koşturup salatana servis etmeni anlıyorum ama kurtlu salatanıza tıpkı esir düştüğünüz şeytanın bozuk zihniniz gibi sizin olsun ey anlama sürüleri gözün önünde olan gözün önündedir ve görülen malumdur. Malumdur işte sudan oluşan suyun sebep olduğu suyun hayatın merkezinde nasıl yer edindiği malumdur. Ve başka bunun haricinde işte sayabilirsin başka faktörlere. Ama bu ana faktörü geçersiz kılmaz. O da onun yardımcısıdır. Ha onun nasıl oluştuğuyla alakalı da o da ayrı bir sorulması, konuşulması, düşünmesi gerekir. Oraya girmeye bir dahi gerek yoktur. Ana faktör, temel faktörden en az birisi ana faktör belli. Oluşan da belli. Göz önünde olan göz önündedir ve görülen malumdur elhamdülillah. Senin bir takım isimleri şeytanın ile uydurup kapalı kapılar ardında Ali Cengiz oyunu çevirmen sen ve türevin ateşe koşan akılsız sinekleri heyecanlandırır ancak. Evet ben her şeyi yaratan Allah'ın adıyla bakar, okur ve benim akıl ve edep üzerine temiz bir yaşam ile ebediyete uzanmama inşallah yeterli olan öğrenir, hamd ederim. Kendinde geberen şeytan elemanlarına ise bir süre daha uydurmalarıyla oyalanmalarını söyler. Kahar dolu o kaçamadıkları ölümleriyle müjdelerim. Kendinde gebermeye devam et. Daha bu iyi günleriniz. Ya Rab ne rezalet bu insanların kendisine yaptığı gerçekten insanlar ne kadar büyük bir ihanet içindeler. Ne kadar büyük bir cehalet içindeler. Ben elbette ki biz her şeyi yaratan, var eden Rabbimizin adıyla okuruz. Onun rızasını umar, onun rahmetini koşarız ve bu doğrultuda da Rabbimiz bize neyi, niçin yaptığını hayatımızı alakadar eden konular üzerinde bizi emin kılarak bize öğretir. Yani siz sudan yaratıldınız, siz bir topraktan
bir canlı yaratıldığını görüyor musunuz? Bir ağaç dahi, bakın ağaç dahi daha yaşken eğilir, yaşken şekil alır. Belli bir kuruluktan sonra onun şeyi de durur. Onun eğimi de artık olmaz o şekilde. Yani belki orada farklı bazı şeyler olsa dahi genel olan aşikardır. Ve herhangi bir şey mesela oluştuğunda, herhangi bir şey, bu mesela bunu böyle istisna müstesna durumları meydana gelmesi demek, geneli geçersiz kılmaz. Genel geçerlidir, genel olan şey ve içinde müstesnalar da yine Allah'ın yüceliğini gösterir. Mesela Allah bir konuda işte herkes geneli böyle bu zanneder, bu akış mı bundan ibaret zanneder. Ama Allah kendi gücünü anlayanlara özellikle göstermek babında geri geldiğinde o genelin dışına çıkıp işte tersi bir şeyle kendi kudretini ortaya koyar. Yani Allah sebepler üzerinde yaratılışı, işte insanların kazançlarını sebepler üzerine var etmiştir. Kadir bilmektir. Belli bilgileri bir araya toplayacaksın işte ve onu doğru enerjiyle birleştireceksin. Oradan gereken sonucu alacaksın. Evet, genel yasa bu. Bunu yapmayan Müslümanlar en genel yasaya aykırı gelirler ve sefalet içerisinde dökülmeye mahkumdur. En geçerli, seni hayata kolaylaştıracak bilgileri toplayacaksın, öncülük yapacaksın, araştıracaksın, düşüneceksin ve bunu doğru enerjiyle doğru zamanda onları birleştireceksin ve bunun meyvesini alacaksın Allah'ın yardımıyla, rahmetiyle, işte bu yasasını takip ederek. Ama bu işte genel noktada Allah'ın şeyi değiştirmediği anlamına gelmez. Yani Allah gerektiğinde, işte bugün Resulünü apaçık delillerle gönderdiği gibi, Allah istediği zaman bu yasayı ortadan kaldırır. Yani ne yapar? Bugün işte açık yardımını normal işte insanların hayat okuma biçimleri, kitap verilmiş, önceden Resulleri göndermiş, örnekler ortaya koyulmuş ama belli bir zaman artık insanlar haddini ziyadesiyle açtığında, işte şeytanın safı yerlerde sürünen cehaletlerini zeka diye insanlara o yutturduğunda, etrafta gezindiğinde, kendi hani cahil etrafta gezinir, o kadar cahildir ki kendi nasıl kafasının bozuk zihninin çürüdüğünü dahi anlamaz ve sevine sevine devam eder. Ta ki o rezil çukuruna düşene, boylayana kadar. Şimdi bunun gibi işte Allah mesela bu kadar rezalet, sefalet, cehalet alıp başını gittiği yerde o dürüst olanlar, onların içerisinde kaybolmasın, ezilmesin diye katından doğrudan bir müdahaleyle Resul gönderir. İşte nice tarihte olduğu gibi, bugün olduğu gibi, ya da nice işte bir sürü olay normal akışında gerçekleşir ama Allah bir kulunun çok acil durumu vardır. Ona ayrıca tecellide bulunur. Mesela Ali Muhammed kardeşim bu ara hicret noktasında bir yolculukta, işte üstün maddiyet hiçbir şey yokken, sebep yokken, kim Allah'tan sakınırsa ona hiç ummadığı yerden rızık verir. O gerçekleşti ve onun ortasında yolculukta sıkışıklıkları oldu, işte yiyecek konusu, ve hiç ummadığı yerde yine Allah onu beslemeye devam etti. Kim Allah'a güvenirse ummadığı yerde sebeplerin de dışında olaylar gerçekleştirir. Normal sebep olması, izlenmesi gereken sebep bellidir. Tedbirini alacaksın, gücün adedin. Ama gücün yetmediği yerde Rabbine güvendiğinde o normal akışın dışında yüceliğini de gösterir. Yani bunu neye götürüyorum? Hani genel bir durumu sen Allah söyledi. Bu genelin dışında bir yerde şöyle bir şu oldu. Şimdi taştan bir canlı oluşturabilir, olur mu? Yani bellidir, sıvıdan olur, sudan olur. Ama Allah dilediğinde o taş da canlıya döner. İşte bu Allah'ın kudretidir. Allah göklerin yerin hakimdir. Zaten öldüren, dirilten, zaten topraktan sürekli hayatı tekrar eden odur. Üzerimize tanıktır. Mesih'i gönderen Rahman'a övgüler olsun. Haydi doğru da birleşelim, hakkı hakim kılalım, cehaleti ayak altına alalım. O gerçekten doğruları bilir ve onların yardımcısı olarak kafidir. Vay, kendine kıyıp hakla batılı karıştıran, batıl ile hakkı giderebileceğini zanneden gafillerin haline, gerçekten onlar kahrolmaya, yıkılıp cehennem boylamaktan öteye gidemezler. Göklerin Rabbi, yerin Rabbi, alemlerin Rabbi Allah'a övgüler olsun. O üzerimize
gözümüze tanıktır. Görünen de görmeyen de bilendir. Rabbimiz bizi rahmetin içinde yaşat. Bizi acı, bize merhamet et. Şüphesiz sen merhameti edenlerin, merhametlerin en merhametlisin. Elhamdülillah. Mesih gönderen, hakikaten açığa çıkaran, cehalet ayak altına alan Rabbe evlidir olsun. Subhanallah.